Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Duman. Bugün Karatepe köyünün köyünde 6 yıl önce kapanan, yani 2014 Haziran ayında kapanan jandarma karakoluna geldik. Bugün buraları size tanıtacağız. Neler varmış, neler yokmuş, şu aşağılarda neler var, köyü yukarıdan tanıtmak için bugün buraya geldik sizler için. Evet abicim, seninle beraber tanıtacağız buraları bir arkadaşlarımıza. Bu jandarma karakolu kapandı. Yani köylü bir yandan şey oldu böyle. Başı boş, boşmuş gibi oldu değil mi? Aynen, aynen. Ya şimdi buranın kapanması bizim şeyimize göre, yani biz köyde olursan. Evet. Hani burada birçok kişi yaşam sürdürdü ya da birçok kişi ne bileyim hani birçok asker olduktan olsun, köylü olduktan olsun hani milletle iç içe olmasının ayrı bir güzelliği vardı bizim için ama şimdi tabii kesinlikle. Tabii 2014 Haziran ayında kapandı yani bu o zamanlar tabii ondan önceki yıllarda hani devamlı zaten burada şurada gösterebilirim şurada lojmanları var. Orman işletmenin yine lojmanları var arka taraflarda. Yani burada birçok kişi yaşam sürdürdü. Şafak bitirdi. Ama geçen günlere rağmen işte yani karakolun son aşamaları, son şeyleri artık daha başka artık neler yapılır bilinemiyor yani. Ama yine de işte arada bazen bir geliyoruz bakıyoruz hani bir şey var mı diye. Evet şurada yukarıda mevziler varmış. Evet. Onlara bakacağız. Onlara götürelim. Arkadaşım yardımcı olursa tabii orada geçeyim kanımız olursa. Şu taraftan yüksek daha iyi olacak. Şöyle göstereyim. Normal burası rütbelerin yani normal rütbelerin odaları. Evet. Anlatayım ben şurada. Şurada koğuş var yani. Şurada silahlık ve koğuş, çamaşırhane falan. Yine şöyle döndüğümüz zaman burada hani önceleri biraz daha şeydi şimdi bakım olmadığı için yani unutulup gidilen bir yer aslında buralar hani unutulmayacak bir yer çünkü kolay değil yani daha kaç yılında gelmiş buraya 2014'te kapandı 2014'ten sonra buraya hiçbir yetkili gelip hani burası niye böyle ya da niye böyle kaldı diyerekten hiç kimse bir araştırmada şeyde bulunmadı. Hani biz isteriz ki bulunsun yani isteriz ki tekrar köyümüzün hani güvenlik açısından jandarma burada olsun gerçekten çok güzeldi yani o günler şimdiki gibi herkes başıboş değildi. Ama jandarma varken bir hakimiyet vardı. Herkes istediği şekilde hareket edemiyordu. Küçük olaylar büyümeden burada çözülüyordu. Yani herkes kendini biliyordu. Bak yine şurada yine atı banyosu vesaire. Şurada yine tekrar kazan dairesi. Yani tabii yıkandı, eskidi. Gelip giden olmayınca haliyle görüküyor yani. Şurada yine bir tane nöbet kulübemiz var. Şöyle göstereyim. Toplamda 5 tane nöbet mevzimiz var. Yani ayrı ayrı 5 tane yerde. Orası bunlardan bir tanesinin. Bir tanesi yani. Şöyle şu ileri tarafta da var gösterebilirim. Buyurun arkadaşlar. Şöyle gidelim. Yine yazın sıcak aylarında burada çarlak tanıya diyorlar. Burada asker olsun, lütfen olsun zaman geçirdikleri güzel değerlendirilecek bir yer. Hani hava olurdan, doğal ortadan çok güzel bir yer. Aynen. Şurada fazlıyorsun arkadaşlar. Yine ön taraftan bir çekim yapacağız. Orada göstereceğim ben size. Buradan inecek bir yerimiz yok. Tekrar yine burası bulaşıkhane. Hani çaydır vesaire. O tarz şeylerin kullanıldığı bir yer. Yine hemen şuranın altında nizarethanemiz var. Evet abi. Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki bölgeye geldik. Burada nezarethanedir, odur budur bir şeyler varmış. Onlara bakıyoruz. Yukarıda yemek yenilen yerler varmış. Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şurada bir tane. Çok yeşil, çok da küçük bir yer değil. Nezarethane olarak bildiğim bir yerler var. Yani benim çocukluğumun bildiği kadarıyla ben burada hani küçükken geliyordum. Şurada oynuyorduk biraz sonra ama oralarda göstereceğim ben size. İşte şöyle içine girebiliyorsak bakalım göstereyim ben size. Çok büyük bir yer. Ama şöyle söyleyeyim, şurada merdiven altı bir yer var. Burası da hani çok hani nasıl diyeyim artık yani müze gibi diyeyim artık. Zaten burada birileri girmiş çıkmış belli başlı yani. Tamam bir merdiven altı gibi bir yer. Yani birçok kişi buraya girmiştir. Tahmin ediyorum yani gelenler de oldu zaten. Yine yan tarafı da var aynı şekilde. Yani bir kat yok yan tarafında. Her iki tarafta aynı şekilde zaten. Hani farklı herhangi bir şey yok. Şuraya yukarıya çıkabiliriz. Burada yemektir. İşte çaydır. Vesaire askerin dinlenme alanı diyeyim artık. O tarz. Mesela şöyle hani
Yani benim çocukluğumdan hatırladığım televizyonun falan vesaire işte sobasıdır, çay ocağıdır vesaire işte bu tür şeyler. Az kırıklar şurada. Yani küçükken okuldayken falan işte tarafımız çok geliyorduk biz. Yani çok askerleri falan hani, seviyorlardı yani biz hep iç şeydik zaten. Yani burada yemek yediğimi hatırlıyorum, şu ön tarafta voleybol olsun, basketbol olsun hani onları yaptığımız hatırlıyorum. Ama gerçekten güzel günlerdi hani. Ama şöyle baktığımız zaman ya bir sorumsuzluk mu diyeyim artık, hani sonuçta burası bizim hani biz burayı korumakla görevliyiz yani. Sonuçta burada bir dönem geçmiş. Hani bizim can güvenliğimizi sağlamışlar. Yani bir zaman geçirmişler burada. O yüzden hani hepsine saygı duyuyorum. Ama gerçekten şu anki şuraları gördüğünüz zaman bunlar bu hale gelecek yerler değil aslında. Hani kimseye kötülemek istemiyorum kesinlikle. Kimse de yanlış anlamasın ama camlar olsun. Ne bileyim işte döşemeler olsun, hani boyası olsun, hani burada farklı derece değerlendirilebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aşağı tarafa inelim, oradan da bir çekim yapalım arkadaşlar, olaydan bakayım size. Hani yine şurada havuzu vardı. Hani çim, çiçek vesaire, o tür soruna falan. Ben burada doldur boşalt. Nöbet gazeteleri nöbete giderken ya da nöbetten dönüş yaparken ki doldur boşalt yaptıkları yerler ileri. Yine burada atamızın atacık büstü vardı burada. Yani gerçekten güzel bir yerdi. Yani keşke böyle bir yerde herkes askerlik yapabilse. Çünkü hepsi bir insan vardı yani. İnsansızlık diye bir şey yoktu. Burası basketbol sahası, voleybol falan vesaire. Hani yeri geliyordu, futbol oynuyorlardı. Çok küçük, bakın şöyle. Ya ben hatırlıyorum burada voleybol ya da futbol oynadıklarını hatırlıyorum. Hani güzeldi, eğlenceliydi. Zaten çok da çok fazla bir sayısı yoktu buranın. 20-22 kişi falandı asker ortam. Normal rütbeli personel harici. Ama güzeldi yani. Hani gerçekten güzel günler geçti burada. Bu aşağıda lojmanlar da var arkadaşlar. Bu lojmanlar rütbeli lojmanları yine. Hani şu yan tarafta orman işletmenin lojmanları. Hani orman işletmeni de buradaydı daha önce belli bir zamana kadar. Ama belli bir zamandan sonra gitti yani. Şimdi buralar bomboş. Yani biz istiyoruz ki değerlendirilsin ya da hani birileri farkına varsın. Hani burası nasıl değerlenir, ne olur, ne olmaz. Yani şöyle baktığımız zaman bir enkaza dönüşmüş bir yer artık. Yani buranın toparlanması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir şey sormak istediğiniz, anlatmam gereken bir şey varsa sorun. Yani şimdi arkadaşlar biz de bu konuyu birazdan tek tek evlere gidip millete soracağız. Durumu, köyün durumu ne diye. Yani bu jandarma burada olsaydı iyi olur muydu? Bunları tartışacağız. Milletimizle, halkımızla. Birazdan oraya geçeceğiz. Şimdilik burada göstermek istediğimiz kameraman arkadaşımız bize yardımcı olursa şöyle uzaktan da olsa bir açalım. Bak şu karşıdaki şeyde eskiden bir dönem kahve olarak ya da bir dönem market olarak kullanılmış bir yer aslında. Ama çok eski yani bundan bir 15-20 yıl önce, 30 yıl önce vesaire. Yani çok eski bir tarihi var bu. Şu an karakolun yakın çevresinde oturan bir tane arkadaşımız bizim burada olduğumuzu belirten ziyaretimize geldi. Şu an karakol açısından onun için neleri faydalıydı onu soracağız. Hani karakolla iç içeydi. Bilgilerini almak istiyoruz açıkçası. Onu da küçük bir sorularımız olacak. Evet merhaba arkadaşım. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba efendim. Şimdi isim neydi? İbrahim. Yani, İbrahim Bey. Karakolla iç içe. Yani yıllarca iç içe kaldınız burada. Evet. Nasıl hani iç içe olmak... Nasıl bir duygu? Yani karakolun burada olmasının artı eksisi de faydaları ya da zararları herhangi bir zararı yoktu elbette ama hani biz yine de sormak istiyoruz. Hani sizin açınızda nasıl bir şeydi? Yani anlatmanızı istiyorum. Şimdi öncelikle sizin isim neydi? Ahmet. Ahmet Bey. Karakolun şu yönden bir açısı vardı bize. Hem korunaklıydı,
koyun örneği, boğaç acısıydı, cahitliydi, jotuydu, her şey koyun içine giriyor artık. Önceden öyle bir sistemi yoktu yani, girme şansı yoktu. Aynen. Şimdi herkes eline alabilen yani köye geçiyor. Aynen. Bizim oyunda bir şansımız vardı. Evin o tarafında örneğin gündüz bir yere gezmeye gitsen, evin malın girelim ve kurbanlıklar var bizim mesela. Rahatça kavanga takmadan koyup gidebilirsin. Şimdi o sistem yok aynen. Artık. İki tane köpek var, köpeğe koyunlarında gidemiyorsun artık yani öyle söyleyeyim. Aynen yani. Sizde artıları çoktu, eksiği yoktu diyorsun. Yani bizde eksisi yoktu, artısı çoktu. İster miydiniz peki karakol tekrar yine aynı şekilde buraya gelsin? Tabii canım isterdi, istemez yani, olur mu? Yani. Aynen, teşekkür ederiz İbrahim Bey. Ne demek? Tekrardan. Yeni tarafımızı yolda denk getirdik. Merhaba abi. Merhaba. İsim? Ali Senet. Ahmet, benim kısım Ahmet abi. Size birkaç soru sormam gerekiyor. Evet. Karakol hakkında düşüncelerim nedir? Şu an 2014'ün Haziran ayından beri kapalı. Evet. Sizin açınızdan bir farkı var mı şu an, yoksa hani düşüncelerinizi de bize paylaşabilir misiniz? Karakol gitmesi buradan iyi olmadı ya. Biraz buraya gelse yeniden gene iyi olur. Benim yani gelmesini öyle. İstiyorum. Gelmesini isterim. Yani şu an harabe gibi bir yer. Yani gelmesini isterim. Değerlendirilmesini isterim. Ben isterim. Neyim teşekkür ederim abi. Zamanı dair çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şu anda köyün merkezine vatandaşlarımızın yanına geldik. Şurada bir tane ablamız var. Ona soracağız biz jandarmayla, yani karakolun gitmesiyle alakalı bilgileri. Kolay gelsin ablacığım. Ne yapıyorsun? Odun kırıyorum. Bu köyümüzde jandarma 2014 yılında Haziran ayında kalkmış. Evet. Yani bu durum sizin için iyi bir durum mu, kötü bir durum mu? Bunu bilgisi almak için. Kötü bir durum. Gitmesi çok kötü oldu tabii ki. Yani ne gibi kesinlikle oldu sizin için? Can güvenliği için, köyümüzü koruması için. Evet. Evet. Mesela gitmesi daha iyiydi. Yani başka diyecek bir şeyleriniz var mı? Tabii diyecek var. Gelse geriye olur mu? Gelse tabii ki olur. Biz bunu şu anda da koronavirüsten aynen. Mesafeyi koruyun. Sen de aralar. Hepsini sen paylamayın. Herkesin sağlığı için yani. Tamam herhalde. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Baba. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz karakoldu. Hani karakolu millete sorduk. Nasıldı, iyi miydi, kötü müydü? Ne tür yararları vardı, ne tür zararları vardı, bunu sorduk. Ama hepsi de karakolun geri gelmesini istiyor. İnşallah bu video, çektiğimiz video yetkilerimize ulaşır. Bu köyümüzü değerlendiririz arkadaşlar. Hani bunu herkes paylaşmasını, beğenip abone olup yorum yapmasını, bu tür videoların bu tür videolar istiyorsanız açıklama kısmına yazmayı unutmayalım. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.